Dua ve desteklerinizle ihtiyaç sahiplerine Gıda Bankası'ndan ücretsiz alışveriş sağlıyoruz. Hayat Ağacı Derneği 0346 224 27 84. İyi akşamlar. Laf Laf Açıyor Özel'le sizlerle birlikteyiz. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan yarın idrak edeceğiz. Ramazan öncesinde özellikle veren elle alan elin buluşturulduğu hayat ağacı çalışmaları, Ramazan'daki belediyemizin çalışmalarıyla ilgili olarak bilgiler almak ve bu bilgiler ışığında Sivas halkının Ramazan süresince hayat ağacına nasıl bir çalışma yapacağını belirlemek amacıyla özel bir konumuz var. Yıllardan beri Hayat Ağacı'nın da bu konulardaki çabalarında takdire şayan çalışmalar yapan Ahmet Özaydın, Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Ahmet Özaydın'la ile birlikteyiz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemal Bey, teşekkür ederim. Biraz önce de bahsettiğim gibi yarın 11 ayın sultanı mübarek Ramazan başlıyor. İlk sahura kalkacağız. Ve her zaman olduğu salı gibi akşamı, evet, salı akşamı kalkacağız. Hı-hı. Çarşamba orucuz. Evet. Her zaman olduğu gibi yine özellikle çift emirhane bünyesinde çadırımız, çok büyük bir çadır kuruldu. Evet. Bu çadır içerisinde mağdurların Ramazan ayı içerisinde özellikle de iftar saatlerinde sıkıntı yaşamamaları amacıyla tedbirler alındı. Ben öncelikle sizden şunu söyleyeyim. Hayat ağacına gelmeden önce Ramazan çalışmaları nasıl düzeyde? Sıkıntılar var mı? Özellikle de bu süre içerisinde belediye, Hayat Ağacı ve sizin ekibiniz neler yapacaklar? Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyeti gösteren Hayat Ağacı Derneği ve Gıda Bankası'nın tanıtılması ve tanıtımı konusunda SRT'nin yapmış olduğu bu faaliyetten dolayı öncelikle yönetim kurulu başkanımızı ve tüm ekibini, size de başta olmak üzere kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Bunu ifade etmek istiyorum. Bir diğer konu, sözlerime başlamadan önce malumunuz pazar günü anneler günü idi. Ben buradan sizin aracınızla bütün annelerin ve özellikle de şehit annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Onlara sabır ve metanet diliyorum. Efendim ve bundan sonraki hayatlarında sabırlı olmalarını, Allah'ın sabredenlerle beraber olduğunu bilmelerini özellikle istiyorum ve onları da hasreti özellikle anneler gününü kutluyorum. Evet. Bir diğer konu, bugün öğle saatini öğrendim. Filistin'de 37 kişi şehit oldu, 1500 kişi yaralanmış. Yine İsrail'in bombardımanı neticesinde bu mübarek ayın yaklaştığı bugünlerde Müslümanların Filistin başta olmak üzere Suriye, Irak, efendim Lübnan veya buna benzer Libya, evet, zulme uğraması biz Müslümanları gerçekten çok üzüyor. Bu vesileyle Ramazan ayı geldi, yaklaştı. Cenab-ı Hak'tan duamız odur ki ya Rabbi zalimlere fırsat vermesin ve zulme uğrayan bu Müslümanlara efendim Cenab-ı Hak yardım etsin diye dua ediyoruz. Yani. İnşallah Ramazan ayı güzellikleriyle tüm insanlığın başta olmak üzere ve Müslümanların da kurtuluşuna vesile olmasını özellikle Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum ve dua ediyorum. Ve televizyonları başında bizleri izleyen seyircileri de saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ramazan ayı malum ifade ettiniz. Çarşamba günü orucu Allah izin verirse. Ondan da Ramazan ayını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Ve Ramazan'ı Ramazan gibi yaşamalarını özellikle efendim dua ediyoruz. Evet. Evet. Biraz önce
bir soru sordunuz. Dediniz ki Hayat Ağacı Derneği her yıl olduğu gibi elbette ki bu yılda gariplerin, ihtiyaç sahiplerinin veya iftar yapma imkanı bulamayan kardeşlerimize ilgili ne gibi çalışmalar var dediniz. Onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü çok önemli olduğu için, Ramazan ayı da geldiği için elbette ki bu soruya cevap vermek durumundayım. Sizlerin de ifade ettiğiniz gibi yine çadırımız Buruciye Medresesi veya Çifte Minare alanında kuruyoruz. Kurma işimiz bitti. Şu anda detaylarla uğraşıyoruz. Işıklandırması veya buna benzer hususlara uğraşıyoruz. Bu seneki çadırımız diğer iki yıllara benzemeyecek. Çünkü biz geçen seneki tecrübemizden 1500 kişi çadıra sığdırabildik. 500 kişi dışarıda yedirebildik. Yağmurların da veya havaların da soğumasını düşünerek bu sene çadırımızın tamamını bir şey halinde, yani 2000 kişilik bir çadır. 2000 kişilik çadır yaptık. 2500'e hazırlıklıyız. 500'de böyle bir durum söz konusu olursa inşallah yine tedbirimiz var. Çadırlarımız hazır ama şu an itibariyle kurduğumuz çadır tamamen 2000 kişiliktir. Sayın Başkan, özellikle gördüğümüz zaman şu anda belki bizi izleyenler, o bölgeyi, medreseler bölgesini gezenler muhteşem bir çadır şekliyle karşı karşıya da kaldılar. Evet. Baktığınız zaman tarihi andıran, tarihin o gizemini yansıtan bir çadır yaptırmışsınız herhalde. Evet, teşekkür ediyorum. Bu sene biraz daha iyi bir araştırma yaptık. Özellikle Hayat Ağacı Derneği'ndeki görev arkadaşlara bu yıl daha farklı olsun, her yıl farklı olsun dedik. Allah'a şükür imkanımız var. Hayırseverlerimiz, Sivaslı iş adamlarımız bu konuda bizlere yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla çadırı daha görkemli, o mekana uygun, süsüyle, efendim görünüşüyle, efendim ışıklandırmasıyla Ramazan ayını canlandırsın ve ifade etsin diye düşündük. Onun için inşallah muhteşem olacak. Ramazan'ın ilk günü Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Sivas'ın birçok üyeçileri, bürokratlarımızı çağırarak her yıl olduğu gibi sizlerle beraber o çadırda bir iftar yemeği verdi ve başlayacağız. Ve bu anlamda elbette ki yapacağımız o güzel çalışmalarda görmüş olacaksınız. Ve ilk gün tasavvuf musikisi ekibimiz orada. Ses düzenimiz mükemmel olacak. Ve 8 koldan da yemek dağıtımı yapacağız ki vatandaş Ramazan ayında biraz daha sabırsız oluyor. Bu durumu düşünerek biraz daha dikkatli davranacağız. Süratle yemek dağıtımını gerçekleştireceğiz. İnşallah bunu görürüz. Sayın Başkanım, özellikle baktığınızda hani Ramazan bolluk, bereket ve hayır ayı olarak nitelendirilir. Evet, doğru. Hayat Ağacı'nın da işte hani biraz önce de söyledik ya, veren elle alan elin buluşturulması, ama bunu bir gizli ölçüde yapılması gerekiyor. Doğru. Ve siz bunu çok başarılı bir şekilde devam ediyorsunuz. Özellikle çadırdan bahsettiğimiz için söyleyelim. Şimdi oruç süresince çadır büyük bir ihtimalle bayrama kadar tıklım tıklım da olacak. Evet. Bu konuda hayırseverlerimizin desteği ne düzeyde? Evet, onu ifade etmek istiyorum. Şimdi bu 2000 kişilik çadırın günlük maliyeti, tam hesap ettim, 20.000 TL. Günlük. Günlük. Bir kısım hayır sahiplerimiz kendi ismini yazması istemiyor. Bir kısmı da şirket olduğu için elbette ki yazılması gerekiyor. Onun için de güzel bir sistem belirledik. Güzel bir yazıyla elektronik ortamda hayır sahibinin veya şirketin ismini devamlı yazıyla oradan geçecek. Yani uygun. Işıklı bir pano yaptırdık. Işıklı pano yaptırdık. Evet. Ve bu şekilde geçecek. Ancak bir kısım hayırsever elbette ki 20.000 TL verme imkanı olmuyor. Bu gayet doğal. Bir kişi 10 TL olarak belirledik. Dolayısıyla bir kişi 10 TL olduğu için şimdi diyor ki hayırseverim, diyor ki başkanım, Ahmet Başkanım, ben sana efendim 10.000 TL veririm. 5.000 TL veririm ve 15 veririm diyor. Biz onları bir araya getirecek. O 3 kişinin de ismini istiyorsa, istemiyorsa zaten özel bir sunucu da hazırladık arkadaşımız. Hem dua edecek hem de duada işte hayır sahibi efendim ne bileyim Kemal Çağlayan, Ahmet Özaydın inşallah. Efendim onun ikramıyla ve onun katkısıyla
ve bu arkadaşların katkısıyla bugünkü iftar veriliyor diyecek. Bu şekilde iftar çadırında iftarımıza devam edeceğiz. Şunun için önem veriyorum. Diyorum ki Halis abi, değerli dostlar, bakın doğrusu istemiyorsunuz bir kısmına ama bu teşvik bakımından önemlidir. Lütfen bunu kabul buyurun. Tamam, isim geçmesin ama ben mikrofonla konuşmacı olarak duadan sonra... Yani bir de teşekkür edelim. Tabii teşekkür edelim. İşte bugünkü hayır sahibimiz işte ne bileyim Ahmet Bey'dir, Mehmet Bey'dir diyelim diye ikna ediyoruz. İnşallah bu şekilde yapacağız. Başkanım şunu diyebiliriz. Yani şu anlaşılıyor. Bir kişi de 20.000 TL'lik şeyi karşılayabilir. Bilir. 10 kişilik bir grup da karşılayabilir. Bak şunu niye bir kişi diyorum ben? Bizim 5 ailede standımız kuruluyor. Yarın göreceksiniz. Çok modern, görünümü güzel. Hayır, o bankaları demiyorum. Yani bir Ramazan orucunun 10.000 lira, 10 liranın alındığını demiyorum ben. Evet. Özellikle 2000 kişilik üzerinde durduğum için. Tabii. Yani bir kişi de 2000 lira, 20 bin lira verip bu işi üstlenebilir. Elbette. Ama 20 kişilik bir grup da gelip memnuniyet. Bu işi üstlenebilir. O nedenle çok önemli bir şey. O içinden yani burada biz şunu istiyoruz. Herkes kendi gücüyle, hayır sahiplerimiz ve halkımız kendi gücü oranında katkı yapmasını biz sizin aracılığınızla temenni ediyoruz. Bu Sivas'ın bir meselesi. Sivas'ta bulunan garip ve kuraba sadece Sivas Belediyesi'nin değil, tüm Sivas yöneticilerinin ve Sivas'taki hayır severlerin, iş adamlarının sorunu. Doğru. Ben bu vesileyle çok önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Biz Sivas'ta dilenciliği önledik diyebiliriz. Elbette ki belli camilerde var. Ama şunu çok samimiyetle söylüyorum. Bu vatandaşımızdan kaynaklanıyor. Biz bunun kökünü kuruttuk. Ama vatandaşımız ısrarla bütün buna rağmen, söylememize rağmen, zabıta, emniyet veya televizyon aracılığıyla, basın aracılığıyla bunları söylediğimiz halde maalesef vatandaşımız bunları besliyor. Bunu yapmamaları lazım. Dilencilik Sivas halkına veya Sivas'a uygun değil. Görünüm uygun değil. Ramazan münasebetiyle şu anda görüyorum. Gruplar halinde evet. Başka illerden ekip getiriliyor. Bunlar otele yerleştiriliyor. Otel 30-40 lirayı tutuluyor. Bu şahıslarla işte 50-60 yevmiye veriliyor. Ama bunu kiralayan şahıs, yani perde arkasındaki şahıs maalesef 30 bin lira, ben bunu zabıta aldım bir kez söylüyorum. Zabıtalar bunu böyle söylüyor. Dolayısıyla buradan sesleniyorum. Lütfen, Ramazan geldi. Doğru. Hayır duygularımız, sevap duygularımız üst seviyede. Yani şunu şurada açık ve sevdiğim evet. Cami önüne önünde olsun. Lütfen, ana arterlerde olsun. Hiç kimse el açan, menfaat sömürüsü yapan hiç kimseye destek olmayalım. Yol gösterecek diyecekler. Bunun desteği hayat ağacıdır. Hayat ağacı var. Valiliğin sosyalleşme hakkı var. Biz varız. Ama bizden alıp da yani açgözlük yapan varsa onlara da vermeyecekler. Peki başkanım. Bunun vebali var. Sizin istatistikleriniz var da özellikle baktığınız zaman son dönemlerde böyle menfaat sömürüsü yapan, el açıp duygu sömürüsü yapan insanların %90'ı Sivas'ı değil. Değil Sivas'ı. Bunu hissediyoruz yani biz. Suriye'den gelen o da az bak ama dışarıdan gelen yerli, mesela iller istemek istemiyorum. Siz dediniz ya otellere yerleştiriyor dediniz yerleştiriyor. Ya. Peki bunun için sizin ekipler yakaladığı zaman nasıl bir yapıyor? Sadece parasını alabiliyor. Başka kanun hakkımız yok zabıtanın. Bu bizi çok zor durumda bırakıyor. Daha önceleri, bundan yıllar önce bir işte gündüz tutabildiğimiz, sonra bıraktığımız mekanlarımız vardı. Şimdi kanunla onu yapamıyoruz. Bu konuda zabıtayla ilgili bilgi aldım. Bunu yapamadıkları için de zabıtamıza zorunda bulunuyor. Bu emniyet ve zabıta bir hafta 10 gün bunu sıkı tutarsa bu dilenme işini, ben inanıyorum Sivas'ta bu dilenciliği önlemiş olacağız. Şöyle bir şey, sizin aracılığınızda da ekranlardan bunu da çağrıda bulunsak başkanım, şöyle bir uygulama evet. Yapılsa, belediye, valilik, emniyet üçgen içerisinde. Üçgen içerisinde. Bir de müftülükle diyaloğa evet. Geçip müftülük kanarıyla her camiden hutbelerde uyarırsa bence hiçbir sıkıntı yapmaz. Vaizler vaazlarında evet. Bunu söylemeleri gerekir. Bunu zaten ben müftülükle görüşeceğim. Lütfen her hutbede imam bunu söylemesi lazım. Yani Sivas'a yakışmıyor dilenmekte. Dilenecek durumda olan varsa biz zaten belediye, valilik, ya Sivas'ımız buna hazır. Sivas'ımız bunları katledecek veya buna bakacak durumda. Veya bunların mağduriyetini giderecek durumda. Dolayısıyla
bu şekilde bir ciddi çalışma yapmamız gerekiyor. Başkanım, normalde baktığınız zaman hayat ağacıyla geldik, hayat ağacıyla devam edelim isterseniz. Baktığınız zaman Türkiye'de çok örnek bir kurum. Ve yani bir marketin daha üstünde profesyonelce kurumsallaşmış bir şey gibi kart sistemiyle kartına gidiyor. Mağdur insan kimseye el açıp şey yapmadan, sömürüye olmadan gidip oradan alışverişini yapıyor. İmkanlar ölçüsünde istediğini de alıp evine götürüp ve çoluğuyla çocuğuyla yiyor bunu. Şimdi bunun Ramazan öncesi boyutu farklı. Ramazan boyutu da farklı olacak herhalde yanılmıyorsam. Evet, tabii. Ramazan içerisinde nasıl bir çalışma içerisinde girecek? Evet, o konuya gelmeden önce bazı hususları da sizlerle paylaşmam gerekiyor Kemal Bey. Şimdi bir defa bu standımız 5 yerde stand kuracağız dedik. Tamam. Biz. Bir vatandaşımız 10 TL'de verip katkıda bulunabilir. Çünkü biz onu her akşam topluyoruz. İftar sofrasında değerlendiriyoruz. Yani verdiğinin karşısında makbuzunu tabii, alacak. Tabii makbuzunu, mutlak makbuz almaları gerekiyor. 10 TL'de verirse makbuzumuz var. Katları da olsa işte 20, 30 neyse kendi gücüyle yetiriyorsa. Çünkü bazı aileler iftar vermeyi elbette ki çok önemli. Biraz önce bahsedeceğim. Bunları düşünerek 10 kişi, 5 kişi ben eve getiremiyorum. Eşim hastadır diyor. Efendim müsait diyelim diyor. Bu şekilde 5 aynı noktada standlarımız var. Burada makbuz karşılığı bunları yapmaları gerekiyor diyorum. Ben buradan Sivas halkımıza ve iş adamlarımıza bu yükümün azalması için işte iftar çadırının efendim daha güzel şekilde devam etmesi için bu tür yardımlara ağırlık vermelerini istiyorum. Evet. Yani çünkü Ramazan ayında bir oruçluya iftar vermek, Allah Resulü'nün ifadesiyle söylüyorum sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onun tuttuğu oruç kadar sevabı kazanıyor bir. Ve oruçun da sevabı azalmıyor. Yani ben Kemal Bey'den size iftar veriyorsam, bu iftarın oruç tuttuğunuz orucunun sevabı kadar ben de şey yapıyorum. Yani sen azalmıyor. Dolayısıyla iftar çok önemli. Allah Resulü bunu söylemiş. Oruç tutan bir insan kadar sevap almak ne demek? Bu mükemmel bir Müslüman için bir kolaylık veya zaten inşallah, Peygamber Efendimiz bu konuda tabii bizim için yani komşusu açken yatan bizden değildir. O dediği gibi ama bir de özel oruçla ilgili efendim bu şekilde bir Allah Resulü'nün hadisi var. Dolayısıyla oruç tutan şahıs da bunu düşünmesi lazım. Yani durum müsaitse 10 lira verecek, benim tuttuğum oruç kadar sevap kazanacak. Ve benim de tuttuğum o sevap azalmayacak. Başkanım şu konuya bir açıklık getirebilir miyiz? Siz 10 lira olarak belirlediniz ya. Evet. Diyanet'in belirlemiş olduğu rakam 19 lira. Fitre şimdi 19 TL. Şu açıdan söyleyeceğim. Hastalar var. Evet. Oruç tutamayanlar var. Tabii. İşte geçmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı. Tabii. Bunun karşısında oruç bedeli diye bir bedel ödeniyor. Doğru. Onunla ilgili çok güzel soru. Onu da açıklayacağım. Buyurun efendim. Şimdi 10 lira mı vermeleri gerekiyor, 19 mu vermeleri gerekiyor? Şimdi biz Hayat Ağacı'nın çalışma sistemi insani ve İslam ölçülere uygun. Şöyle yapıyoruz. Biz de Hayat Ağacı'nda zekat miktarı ayrı, fitre miktarı yani ayrı bir hesabımız var. Zekat hesabımız var, sadaka hesabımız var. Evet. Zaten Ramazan işte oruç tutamayanlar 19'lar ne kadar tutamıyorsa çarpıyor, bölüyor. Bize getiriyor, biz fonu ayrı. Çünkü fitre Ramazan bayramından önce verilmesi lazım. Doğrudur. Biz onu gıda değil, nakit olarak ilgili şahsa bizdeki listede belirleyen mağdurlara veriyoruz. Bakın bu fitre ayrı. Zekat ise o ayrı. Onunla gıda alıyoruz, oruç kurucunu alıyoruz ve onu bizzat kendisi Hayat Ağacı'na gelerek verenler buluşması istediğini alıyor ve o şekilde gidiyor. Sadaka fonumuz da daha farklı. Onu kullanacağımız yerler farklı. Şimdi bazı insanlar, Müslümanımız hassas olabilirler. Bu gayet doğal. Bilsinler ki Hayat Ağacı'na verdikleri zekat ayrı fon, fitre ayrı fon, efendim sadaka ayrı değerlendiriyoruz. Buna göre biz gelen vatandaşa yardımcı oluyoruz. Onun için bazı kardeşlerimiz ya demesine ya bunlar bu zekat alıyor da şuna veriyor, buna veriyor. Asla öyle değil. Yani bu sizin şehir merkezinde kuracağınız 5 noktadaki arkadaşlar da bunun konusunda bilinçli tabii, arkadaşlar. Tabii. Mesela adam 19 yaşında oraya fitre yazıyor. Evet. Zekatsa zekat yazıyor. İşte efendim iftarsa iftar yazıyor. Peki efendim zekat miktarı fitre miktarı. Şimdi fitre 19'da. Evet. Zekat? Zekat o onun şey yok. O kendine göre. Yani kendi miktarı. Hesap ediyor. Kendi malını mülkünü hesap ediyor. 1000 lira 500 lira. Ama orada mutlak zekat diye yazması mutlaka gerekiyor. Mutlaka bizim ekip yazıyor. Hı hı. Yazması da şart. Çünkü
kullandığımız fonlar ayrı. Bu çok önemli. Bunu özellikle sizin aranızda söylemek istiyorum. Bir evet. de şimdi Ramazan ayı biraz önce bahsettik. Kutsallığı ve önemi yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in o ayda inmiş olmasına bağlıdır. Bin aydan hayırlı olan bir Kadir Gecesi'nin bulunduğu bir Ramazan ayında yapılan her ibadet diğer aylarda yapılan ibadetlerin misliyle sevabı var. Bu rakamla var ama rakam olarak ben bunu söylemek istemiyorum. Detaya girmek istemiyorum. Ama bizi dinleyen kardeşime şunu bilsinler ki Ramazan ayında yapılan bir nafile ibadet diğer ayda bir farz kadar sevabı var. Dolayısıyla Müslümanlar, müminler Ramazan ayını çok iyi değerlendirmesi lazım. Bu bir fırsat. Çünkü bir sonraki Ramazan ayına kimler kavuşur, kimler kavuşmaz. Evet. Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ya Rab, Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve Ramazan ayına bizi ulaştır duası var. Bu çok önemli. Demek üç ayların önemi bu. Tabii bak, evet. Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan ayına ulaştır. Niye Recep ulaştı demiyor? Çünkü Ramazan ayının Kur'an-ı Kerim inmesinden dolayı hem İslami açıdan Allah indinde hem müminler indinde ayrı bir önemi ve manası var. Onun için ola ki her birimiz dünyada sayılı ömrümüz var. Kim efendim öbür Ramazan'a kavuştu bilemeyiz. Dolayısıyla mümin ve Müslümanlar bu hadise hareketle Ramazan ayının iyi değerlenmesi lazım. Sadece zekatla şey, ibadette de yorulması lazım. Ramazan hep paylaşım ayı diyoruz. Hep söylüyoruz. Dil kolay söylüyoruz. Paylaşım paylaşım. Hoşgörü diyoruz. Bunu yaşamadığımız müddetçe tuttuğumuz orucun bize faydasının ne kadar olduğunu her fert kendi düşünmesi lazım. Evet. Yani Cenab-ı Hak Ramazan ayını veya orucu farz kılmakla kendinin ihtiyacı yok. Biz müminlerin bir ihtiyacı var. Bu bir eğitim şekli. Yani oruçlu insan aç kaldığına göre neyi düşünecek? Komşusunu düşünecek açsa. Bir diğer insanı düşünecek veya işte komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisini düşünecek. Yani Ramazan ayı ve orucu mümin ve Müslümanlara bu duyguyu veriyorsa ben bundan haz almam. Yani temelde paylaşım. Paylaşım. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın bizim namazımıza, orucumuza asla ihtiyacı yok. Bunu çok iyi düşünmemiz lazım. Yani orucu farz kılışı biz müminler eğitmek için belli bir imtihanı kazanmamıza, ahiret imtihanını kazanmamıza vesile olsun diye Yüce Rabbimiz bu Ramazan'ı efendim orucu farz kılmış. Dolayısıyla bunu bizi diye mümin kardeşim iyi değerlendirmesin. Ha bu neyle olur? Hani şimdi ben elbette ki iftar veriyorum işte biraz sonra geleceğim 5000 kişiye hayır ulaştıracağım, zekattan gıda ulaştıracağım. Bunlar ayrı ama bu söylediğim husus genel olarak konuşuyorum. Her birimiz Kemal Bey, Ahmet Bey, Ahmet kim varsa bütün ümmet Muhammed bu Ramazan ayını ve orucu idelemeli ve Ramazan ayının ruhuna uygun bir hayat yaşamalı ve o da devam etmeli. Ramazan bitti mi de namazı veya güzelliği nasıl olsa Ramazan bitti değil de bırakma. İlahiyatçı olduğum için bunları da söylemek durumundayım. Bunu özellikle ifade ediyorum. O nedenle bu Ramazan ayını önümüzdeki yıl Allah ömür versin. Elbette kavuşalım sağlıklı bir şekilde ama bu ihtimalde düşünerek Ramazan ayını ve orucu bu şekilde tuttuğumuz zaman değerlendirmemiz lazım. İnsani faaliyetlerimizi, yardım faaliyetlerimizi, herkes neye gücü yetiyorsa, hiç gücü yetmiyorsa elbette ibadet edecektir. Elbette. Zekat veremez, fitre veremez ayrı ama onların da kendine göre imtihanı var. Fakir kendine göre imtihan edecek, sabırlı olacak. Zengin vermekle yükümlü öyle imtihan olacak. Siz şu anda bu imkanları Müslüman kardeş insanlığa bir takım hususların önlenmesi için kullanıyorsunuz. Siz bununla imtihandasınız. Genel müdürünüz veya sizler. Yani herkesin rolü değişik. Herkes aynı rolü oynayamaz. Ben belediye başkanımızın sosyal işlerden sorumluyum. Ben bu alanda ne kadar gayret gösteriyorum, halkımı ne kadar mutlu ediyorum veya insanlara ne kadar hizmet ediyorum, ben bundan sorumluyum. Allah yarın bana bu görev verdiği için ben bu görevden sorumlu olacağım. Yani uzatmak istemiyorum. Herkes konumu itibariyle imtihandadır. Herkes imtihanı kazanmanın yolu da elbette ki biraz önce bahsettim. Yardım, destek, paylaşım. Yani neyse Ramazan veya diğer kurban, ne aklımıza hangi
ibadetleri geliyorsa veya kadir gecesi iyi değerlendirmemiz lazım. Bu fırsatları kaçırmamamız lazım diye ifade ediyorum efendim. Sayın Başkanım, özellikle Gıda Bankası ve Hayat Ağacı'ndan günlük olarak kaç mağdur faydalanıyor? Şimdi şunu bir hemen ifade, söze girmeden önce, şimdi bizim bir hedef kitlemiz var. Onu maddeme dokunmak istiyorum. İhtiyaç sahibi, bunu bizi izleyenlerin iyi bilmesini, duymasını istiyorum. Dul, yetim ve öksüzler. Engelli, hasta ve yaşlar. Engelli ayrı, hasta ve yaşlar. Çocuk, genç ve kadınlar. Mesleği ve işi olmayanlar. İş bulmakta zorlanan yetişkinler. Bulamıyor, işi yok. Bütün imkanları. Şimdi vardır ayrı bir olay ama yoksa. Göç sonucu şehir hayatına uyum sağlamakta güçlü çekine başta olmak üzere mülteci kurumunda olan, adı ne olursa olsun, Suriyeli, Afganlı, Türkmen, kim olursa olsun, hedef kitlemiz bunlar. Dolayısıyla bunlara karşı bizim sosyal belediyecilik anlayışında bir görevimiz var. Belediye Başkanımız Sami Adim Bey'in ve ekibinin ve bu belediyenin bir sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda biz bu şartlarda bu hedef kitlemize yardım etmek durumundayız. Çünkü sosyal belediyeciliğin ilkesi budur. Ben şehirde bir garibim varsa, aç varsa, efendim engelli var, öksüz var, yetim var, hakikaten zor durumdaysa, hastaneye gidemiyorsa, engelli işine gidemiyorsa, bunu saymakla bitmez. Bunları ben belediye olarak yerine getirmek durumundayım. Çünkü bana bu görev verilmiş. Belediyecilik anlayışı bu olduğu için buna çok dikkat ediyoruz. İşte Hayat Ağacı bundan hareketle 2005 yılında şu anki belediye başkanımız Sami Adim Bey ve ekibiyle beraber Hayat Ağacı Derneği'ni kurmuştur. Gıda Bankası'nı kurmuştur. Bundan dolayı elbette ki marifet iltifata tabidir diyorum ben. Sayın Başkanımı Sami Adim Bey, bundan dolayı da efendim hem kutlamak durumundayım, hem de Yüce Rabbimizden ona dua etmek durumundayız. Bu Hayat Ağacı Derneği sayesinde her ay 1200-1500 kişi gıdasını alıyor. Ramazan ayında 5000 kişi alıyor. Ve 2500 yakın aile kışın odun veriyor. Biraz sonra sayacağım. Ve yolda kalmışa efendim iline ulaştırıyor. Biraz sonra daha detaya gireceğiz. Onun için ben bu anlamda o günkü ekipte bulunan Sami Adim Bey başta olmak üzere hepsine teşekkürü borçluyum. Ve bu bir sadaka cariyedir. O ekip ahirette de bundan yanılacaktır. Bu devam ederse inşallah devam eder. Bu laf açılmışken özellikle de Sayın Başkan ve ekibine, Sayın Sami Aydın ve ekibine bir kez daha Sivas ve Sivaslı adına teşekkür etmek istiyoruz. Doğru. Şu açıdan söylüyorum. Baktığınız zaman Türkiye genelinde tüm belediyecilikler hizmetlerin içerisinde, sosyal sorumluluk projesi içerisinde bu tür hayat ağaçları var veya gıda bankaları var. Ama Türkiye genelinde Sivas'ın örnek teşkil etmesi çok önemli. Cumhurbaşkanı'nın da 2009'da ödülünü alması. Bu nedenle de en güzel örnek diye. Bunun mimarı adı üstünde. Evet, Mimar Sami Aydın ve ekibidir. Yani bu ekip çalışmasıdır. Ekip çalışması. Bu nedenle de baktığınız zaman altında yatan gerçek şu. İnsanlar Hayat Ağacı'na, Gıda Bankası'na yardım getirdikleri zaman dönüp de acaba demiyorlar. Evet. Çünkü biliyorlar ki burada mağdur, hayır sahibi mutlak yararlanacaktır. Teşekkür bu nedenle ederim. De yani yeri gelmişken bakın, bir teşekkür de böyle yapmak lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü niye yapması lazım? Şimdi Cenab-ı Hak birçok ayetinde şeyde bizlerin şükredici kurmasını istiyor. Cenab-ı Hak bize birçok nimet vermiş. Elbette biz bu nimete karşılığı görevimizi yapmamız lazım. İnsanlar arasında bu geçerli. Şimdi ben başlangıçta söyledim. Genel Müdürümüz Ahmet Bey, Asimir, bu senede ve sizler bu güzelliği bize yaşatıyorsanız, halkımıza yaşatıyorsanız, ben teşekkür etmiyorsam benim hem insanımdan hem de inancımdan şüphe etmem. Yani çünkü etmem gerekir. Bu bir en büyük görevdir ve bu da İslami'dir. Çünkü Allah'a şükür ediyorsak nimet verdiği için bize hizmet eden insanlara da teşekkür borcumuz vardır. Sayın Başkan. En ufak bir şeye bakın, bu çok önemli. İnsanın mutlaka hoşuna gider. Bir küçük çocuk da olsa
o bir şey bize onu kutlamak veya başka anlamda yardım ettiği zaman, efendim yol gösterdiği zaman, ona teşekkür etmediğim zaman insani bakımdan eksik kalıyoruz. Asıl zaten sorunumuz da bu. Bu toplum teşekkür etmeyi maalesef henüz tam bilmiyor. Maalesef. Bilmediği için de dostluk, kardeşlik çok kısa sürüyor. Yani şimdi siz, onu demek istiyorum. Siz yani lafı açtınız. Evet. Özellikle yönetim kurulu başkanı Sayın Ahmet Asdemir, evet, SRT'nin. Evet. 26 yıldan beri Sivas'ta yayın yapıyor. Şimdi dışarıdan baktığınız zaman bir televizyon, ya adam ne var ki işte ekranlar doluyor, konuşmalar yapılıyor, programlar, evet, gerçekleşiyor diye görebilirsiniz. Ama iş dünyasına girdiğiniz zaman bunun nasıl, yani bir hani un var, yağ var, şeker var, tuz var, evet, suyu var. Ama helva yapılması gerekiyor. Bu helvayı yapıp da insanlara sunmanın çok önemli bir şeyi olması lazım. Kesinlikle. Bunu, helvayı insanlara sunarken helvanın içerisindeki maddeler, çeşniler nelerdir? Hangi zorluklardan geçiyor? Şimdi bu televizyonun ayakta durması için en önemli şartlarından birisi gelir. Gelir. Bu gelir olduğu zaman bu televizyon ayakta duracak ve Sivas'ın ve Sivaslı'nın hakkını koruyacaktır. Evet. Bu nedenle de 26 yıldan beri tüm zorluklara rağmen eğer duruşundan, taviz vermeden, dik duruşuyla birlikte hareket eden bir televizyon varsa bizim de hem teşekkür edip hem de destekçi olmamız kesinlikle lazım. Kesinlikle, bakın bu çok önemli. Bu kurumların yaşaması, yaşatılması lazım. Ve bu hizmetten kolay olmanı da halkımız bilmesi lazım. Yani bu teşkilat, şu gördüğünüz hem maddi bakımdan çok güç bir olay, hem de bunu sürdürebilmek çok önemli. Evet. Onun için kutluyorum. Şimdi biraz önce dediniz ki Hayat Ağacı neyi diyor? Yani Hayat Ağacı'nın kuruluş felsefesinde veren ve alanı buluşturmak. Doğrudur. Bunun da kaynağı elbette ki sadakataş Osmanlı ecdadımızın bulmuş olduğu bir sistem. Sosyal dayanışma sistemi o kadar hoşuma gidiyor ki bu sistem. Sosyal alanlarda, işte camilerde, medreselerde, yüksek kısmı 1,5 metre üzerindeki oyuklara geceleyin bakın hayırseverler para bırakıyor. Fakir de geceleyin onu alıyor. Ama kendi ihtiyacı kadar alıyor. Şimdi bu toplum azaldığı için işte bu doğdu bugün. Gıda Bankası doğdu. Daha sistemli doğdu. Hayat Ağacı'na bunu başardı. Veren var, alan ver. Bizde de öyle. Mesela biz gelen bıçağı istediğini alır. Ve poşetler de en ünlü markaların poşetleriyle gider. Evet. Niye? Onun ailesi gurur meselesi. Gurur yapmasın, doğru, diye doğru. Öyle gider. Onun için bu çok önemli diye düşünüyorum. Ve bundan dolayı da örnek bir efendim. Sayın Başkanım, yeri, evet, gelmişken bir şey soracağım. Yani bu konuda nasıl görüşüyoruz? Şimdi askıda ekmek uygulaması diye bir uygulama başlatıldı. Evet. Ama bana göre, belki ben yanlış düşünüyorum ama o ekmekler asıldığı zaman insan gelip oradan alıyor gündüz. Ama şimdi alan insan gözüküyor. Evet. Siz bunu tasvip ediyor musunuz? Bunu tabii ben ilgili yapan dostları da tanıyorum. Yani kurumları, şeyleri tanıyorum. Bu konuda görüştük. Şimdi bir kısım vatandaşımız elbette bundan çekiniyor. Hani bir gizlilik esası olmadığı, evet, için ve çekinen mağdur insanlar alamıyorum maalesef. Alamıyor. Fakat bu tür hayırlara da doğrusu bizler yapmayın diyemiyoruz. Yani çünkü bu bir faaliyettir. Sosyal bir faaliyet. Onun düşüncesi çok böyle samimi o kurumun veya o kurumların. Acaba halkıma bu kazandığım şeyde nasıl fayda olur diye düşünüyor. Ha bir kısmı tasvip ediyor. Bir kısmı diyor ki ya acaba fakir bundan imtina ediyor mu diye efendim sorabiliyor. Dolayısıyla bu konuda siz doğru bu şekilde yorum yapabilirsiniz ama bir kısım da bunu çok uygun görüyor. Dolayısıyla bu hizmet yapan kurumda hizmet yapanlara hiçbir şey sözüm yok. Evet. Ama buna biraz daha gizlilik getirilse gibi düşünüyorum. Buna bir formül daha düşünebilir diye düşünüyorum. Yani, acaba halkın bunu alırken ki işlek caddelerde değil de. Olabilir mi? Değil de. Bu mekanlar doğru. Mekanları değiştirebilir. Bu konu üzerinde de, evet, hakikaten şey yapmak lazım. Evet efendim. Gıda, evet, Bankası ve Hayat Ağacı, evet, demiştik. Şimdi bu Gıda Bankası %90 tamamen Sivaslı genelde iş adamları, hayırseverler ve halkımızı destekle yürüyor. Ayda 1250 kişi, iki ayda bir de 1500 kişi bizden yararlanıyor. Bakınız. Bunun maliyeti 100 bin lirayı geçiyor. Bak her ay. Her ay 100 bin lira. Diyorsun ki ya bu başkanım bu nasıl karşılanıyor? İşte burada güven esası ön plana çıkıyor.
Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası'nın bu şekilde güvenli olması bizim yolumuza devam etmemize sebep oluyor. Aksi takdirde diğer belediye devlet bütçesine götürmeye çalışıyor. O uygun bir sistem değil. Ben halkımın, vatandaşımın, hayırseverlerin zekatını, hayrını, fitresini doğru yerde kullanmak adına ben bunu, bu sistem başardı. Gıda Bankası Hayat Ağacı'na başardı. Düşünün. O nedenle 1500 kişi iki ayda bir, her ay 1250 kişiye ben bu tür gıda versiyonu ve tek bir kişinin 70.000 TL, piyasa fiyatı 160.000 TL. Efendim en son söylüyorum, mesela 8 ve yukarısı olan 150 TL, 170 TL benden fiş veriyorum ama piyasada 350.000 lira değeri. Çünkü bende vergi yok, KDV yok. Hayır, yani sever, siz 175 bin lirayla bir 4 kişilik bir ailenin veriyorsa bunu, aylık şeyi. Evet, piyasada 350'ye ancak alabilir onu. Çok önemli. Çok önemli. Bakın, tek kişiye 70'e çıkardık. Bak bu sene. Mesela gelir geçen yıl 850-950'ye çıkardım tek kişinin gelirini. Efendim en üstü 1400'e çıkarttım. 1400 TL ve aşağısı olan benim muhatabım geliri. Ha, bunun arabası olmayacak. Genç yaşta çalışanı olmayacak. Bak buna çok önemli. Kira getirisi olmayacak. Kira olmayacak ve lükse dayalı herhangi bir şey olmayacak. Bu, demin söyledim bizim hedef kitlemizi. Bunlar da 6 ayda bir incelenir. Onun için halkımıza diyorum ki bu anlamda Gıda Bankası veya Hayat Derneği güven üstüne güven tazelemiştir. 6 ayda bir yaparız. İncelememizi yaparız. Onun oğlu veya kızı işe girmiş 1400 lira açmışsa sosyal hayatta gitsin çalışsın. Hiç değilse iş adamlarımız da efendim malum işçileri de bundan dolayı para kazansın. Onları da işe yönelmemiz gerekiyor. Dolayısıyla çok dikkat ediyoruz. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bir de Hayat Ağacı'nı sadece gıda dağıtıp bırakmıyor. Bir bölümümüz var. O aile bizi iyi tanıyoruz ya. Diyoruz ki onun çalışacak kızına. Bak hanım kızım veya ilgili oğlum, İşte organizasyonumuzda şöyle bir iş var. Şurada iş de buluyorsunuz. Elbette, kesinlikle. Bakın ya, bana yönlendiriyor, ben iki gün halk günü yapıyorum. O vesilede yönlendiriyor çalışabilecek olan. Çünkü bizim genelde elemanlarımız öksüz, yetim, engelli ama bu durumda olanlar da olduğu zaman, çocuklar büyüdüğü zaman Hayat Ağacı Derneği bu yönlendirme yapıyor. Böyle bir sistemimiz de var. Bunu da bilinmesini istiyorum. Bir diğer husus, biraz önce söyleyeceğim. Ekmek, biz günde 4700 ekmek dağıtıyoruz. Yaza göre değişiyor. Bakın yazın 3000'e düşebiliyor. Yeni bir sistem geldi Kemal Bey. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Bu bir devrim oldu. Set kart diye biz söylemek istiyorum. Ücret almadan bir sistem kurdu. Biz önceden o şahsa, mağdura ekmek fişi veriyorduk. Gidiyordu. Bizim ekmek arabamızı bekliyordu. Bu çok... Eskiden hani tatlı su kuyruğunda bekleyen... Çirkin oluyordu. 15 gün önce set kart, kredi kartı gibi verdik. İstediği bakkaldan alıyor. Makinesi de var. O çok önemli bir şey. Bak bunu, yani şimdi sizin fırınlardan sizin değil. Değil. Hayır. İstediği yerden alıp bakkala gidiyor. O bölgedeki bakkalara kartını götürüyor. 2 ekmek, 3 ekmek, 5 ekmek neyse post şeyinden, cihazından çekiyor ve ilk defa buradan açıklıyorum. Çok yani bu bir şey. Hani diyoruz ya, mahremiyet çizdik. Önce araba bekliyordu. Herkes kuryeyle ekmek alıyordu. Çok şükür onu da bitirdik. Hani önceden yemek alıyordu ya garipler aş evinden. Onu nasıl kaldırdıysak aynı şekilde ekmek alan veya bizden ekmek ihtiyacı olan kardeşlerimiz artık bu kartla alıyor. Bu bir set kart mı dediniz? Adı set kart. Set kart. Set kart. Bu firma 100 bin lira maliyeti var. Hiçbir ücret almadan sağ olsun bu efendim işlemi veya bu set kart sadece ekmek için mi geçer? Sadece ekmek. Çünkü ekmek için yaptık biz bunu. Hı hı. Ama gıda gelip bizden marketten alıyoruz zaten. Evet. Onun için bunu da sizin aracınızla bu şeyi söylemiş olalım. Hazır yemek. Bakın bu bir devrim. Hazır yemeğe biz 3 öğüne saat 11'de yemek yapamayan yaşlı evine bırakıyoruz. Kabı da ertesi gün geri alıyoruz. Yıkama olmasın diye. Bakın bu çok önemli. Ancak diyelim ki durumu bazen oluyor. Bizim sınırı aşıyor. Yani gelir sınırı. Durumu iyi. Ama yemek yapamıyor. O şahıs bir an önce bize müracaat ettiği zaman biz ona diyoruz ki yemeğe maliyeti, çünkü biz
Hani zekatla, hayırla o çalışıyoruz ya. Çünkü o mağdursa o kişi zekattan. Yoksa onun parasını o şahıstan almak durumundayız. Diyoruz ki senin ayda bize vereceğin 300 lira. Biz evine senin yemeğini de getireceğiz. Getiriyoruz. Kapını hiç kapıları yıkamıyoruz. Çok önemli. Şu anda şu anda 90 aileye ben bu hizmeti yapıyorum. Ha yazın azalıyor. 35'e düşüyor, 40'a düşüyor. Ayrı bir olay. Ama benim yapmış olduğum hizmetin öneminden bahsediyorum. Sivas'ta ben yemeğimi yapamıyorum diyen mağdur, fakir, kimsesiz kesinlikle sıkıntı değil. Biz götürüyoruz. Bize geliyor ve istiyorsa. Bazı aileler yaşlı, gıdamı ver ben yemeği ben yapayım diyor. Yaşlı teyzelerimiz var, evli. Onlara da öyle gıdasını veriyoruz mağdursa. Ve bu şekilde şu anda 90 ama zaman zaman 35'e düşüyor, 40'a düşüyor. Bu hizmetimizi yapıyoruz. Bir de Sivas Valisi Sosyalleşme Vakfı'yla bir de sağlık müdürüyle üçlü bir güzel bir anlaşma yaptık. 3-5 sene, 3 sene önce yaptık. O vakıfta haftada bir veya 15 günde bir duruma göre bu ihtiyaç sahibi ailenin evini temizliyor. Yaşlı kimse, kimsesiz. Veya evini temizleyemiyor. Sizin ekipler gidiyor. Gidiyor. Biz yemeği, her gün yemek bize gidiyor. Ama valilik de 4 veya 5 yanlış bilgi vermeyeyim. Aramızda bir anlaşmamız var. Ben yemeğe götüreyim. Sen evini temizle. Sağlık il müdürü de. Evde sağlık hizmetini yap. Diyelim ki evde sağlık. Veya bizim arkadaşlar gitti baktı ki hasta. İlacı eksik. Telefon edemiyor. Sağlık müdürüne bildiriyor. Veya bana bildiriyor. Neyse ilgili birime bildiriyor. Dolayısıyla yaşlı ve kimsesiz olan kardeşimizin mağdur olmaması adına büyüğümüzün, bacımızın kimse Sivas'ta bu üç kurumla birlikte mükemmel bir hizmet yapıyoruz. Bunu da özellikle halkımızın bilmesini istiyoruz. Bakınız nereye yaptığımızda bu da sosyal yani bir şimdi amaçımız. Bunlar şu anda söyledikleriniz bizi izleyenlerin büyük bir bölümü tarafından evet. Bilinmediği için. Tabii. İşte ben de buna bilinmesi açısından evet. ifade etmek istiyorum. Evet. Zaten kurban bağışını biliyorsunuz. Ben ayda 3 ton et dağıtıyorum. Peki bu nasıl dağıtıyorsun? Bu mantık olarak çok zor bir olay. Nasıl dağıtıyorsun diye sormayacağım. Çünkü çok başarılı bir şekilde çabası yapıldığı için. Evet. Şimdi kurban bayramında Allah razı olsun birçok kardeşimiz kurbanını getirip diyor ki benim adıma kes. İşte 5 kilo et veriyorum ben. Çoğu almıyor zaten. Bunu depoma koyuyorum. Bununla birlikte bu depom olmasa dahi o kadar güven sağlamışız ki ada kurbanı Almanya, yurt dışı İstanbul, Ankara. Bunu sistemi bilen telefonun ucundayız. Bizim telefonlara uğraşıyor. Benim ada kurbanım var. Vekaletini veriyor. Görüntülü. Kurbanını kesiyor. Görüntülü. Duasını veriyor. Görüntülü. Ve bu şekilde kendisine ulaştırıyoruz. Ve o eti de depomuza koyarak her bizden ayda gıda alan şahsa 2 kilogram ve 2,5 kilogram et veriyoruz. Her bu limit dışı yalnız. Bakın dedim ya burada. Aylık mı? Aylık. Yani bana 1250 kişi geliyor ya Kemal Bey. Evet. Ben ona bu eti limit dışı veriyorum. Bu demiş olduğum demek şeye dahil değil. Diyelim ki 150 TL'lik alışveriş yapacak. Et hariç. 2 kilogram et ne yapar? 60 lira eder. 150-60 ne eder? Bakın. İki şeyde sucuk veriyorum. Arka beleş. Fazla alırsa parasını ödeyecek. Fiyatı. Hı hı. 6 ayda bir elbisesini veriyorum aileye. İşsizine iş veriyorsunuz. Bir de mesela mutfak ihtiyacı onu da sağlıyorum. Ve ayakkabı da 6 ayda bir. Hepsi birinci el. Kesinlikle ikinci el 2 yıldır almıyoruz. Ve çok mağdursa, düğün yapıyorsa diye hiçbir şey yok. Ona yine belli ölçülerde buzdolabıdır, işte efendim fırındır, buna benzer. Önemli olan eşyasını alıyoruz ve bu şekilde de sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde değerlendiriyor ve bu halkımıza yardımcı oluyoruz. Ve yakacak yardımı bu sene en fazla bu sene dağıttım. Hiç 500 kilo odun vermedim ailelere. Hep 200-300'dü. Bu sene yarım ton odun verdim 2500 aileye. Büyük rakam. Büyük rakam. Yani bundan dolayı da 1150 ton eder. Bunun kaynağı da ne diyeceksiniz Kemal Bey? Çok teşekkür ediyorum bu kurumlara. TÜDEMSAŞ en büyük kaynağımız. Ve diğer resmi kurumlar ve özel şahıslar. Ama bu konuda TÜDEMSAŞ ismini söylemek istiyorum. Bu fabrikamız
mükemmel şekilde bize haber veriyor. Bizim ekibimiz de çok ciddi çalışma suretiyle bu sene bu işi efendim mutlu şekilde paylaştık. Kışın kimseyi mağdur etmediniz. Zaten kömürü varlık veriyor. Ve acize sevki bakın. Günde, pardon yılda 350 kişiyi ben şeye göndermişim. Kemal Bey. Diyelim ki Sivas'a gelmiş. Bir şeye ile gidecek. Gidemiyor. 350 kişi ben bu sene onu da efendim memleketlerine ulaştırmışım. Sosyal konutlar. 23 tane konutum var. Bunlar da çok mağdur ve kimsesiz kişilere kalıyor. Kira yok, şey yok. Bunu da bu şekilde değerlendiriyoruz. Ve hemen toparlıyorum. Sen sağa sola bakıyorsun Kemal Bey. Herhalde yok Sayın Başkan, teknikten arkadaşlarımız uyarıyorlar. Öyle mi? Haber öncesi onun için son 5 dakikamızmış. Evet öyle mi? Evet. Zaten anladım bakışlarınızdan, anlıyoruz. Efendim ben 2017 içerisinde bu şekildeki gıdası, kıyafeti, kırtasiyesi okul aç zaman bunu zamanında olması söyleyemiyorum. Biz hangi dönemse o döneme yardım ediyoruz. Diyelim ki sünnet olacak. Elbisesini alırız. Önce tören yapıyorduk. Bunu artık şık olmadı kaldırdık. Elbisesini alıp veriyorum. Sünnet elbisesini. Ve toplam olarak demin saymış olduğum hizmetleri gıda, kıyafet, kırtasiye, ev eşyası 2.916.467. Yani 3 trilyon eski rakam 3 milyon. 3 trilyon 2017 giderim olmuş. İyi ve bunu bakınız. İşçi giderleri belediye. Bakın bunu belediye efendim yakıt gideri belediyenin ekmek dağıtıyoruz o belediye karşılıyor. Diğer bütün hizmetleri zekatla, sadakayla ve bunlara çeviriyoruz ve 3 trilyon 2017'deki harcamam. Bu şey hariç 24 tır da Suriye'ye gönderdik. Allah razı olsun yani bu ilk defa 8 ton eti biz hayat ağacı et gönderdik. Yani bu kadar güzel hizmetleri yapan Sivas bir derneğe sahip. Özel böyle önemli kuruluşlar her yıl bize ödül yağdırıyor. Geçen yine ben gittim. İşte Belhaber en sistemli, en güzel çalışmaları olan Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası diye yine belediye başkanının şahsında bana ödül verdiler. Yani başkanım ama ben gitmem durumda kaldım. Başkanım gidemedi. Dolayısıyla 24 tır o. Yani ne hizmet varsa bu kanalla hizmet etmeye devam ediyoruz. Sayın Başkan biraz önce de söylediğim evet. gibi Sivas adına bu tür güzelliklerin gündeme gelmesi evet. bizi gururlandırıyor. Allah razı olsun tüm hayırseverlerden. İnşallah tabii. bu Ramazan süresi içerisinde de bu destekler devam edecektir. Ben özellikle son hayırseverlerden, iş adamlarımızdan evet. bir çağrı yaparsanız efendim. Yapmak istiyorum. Ve sonra şu birkaç cümlene kalkmak istiyorum. Yalnız unutmadan şunu da söyleyeceğim. Biraz önce siz kendi isminizle beni de zikrettiniz. İsmimi evet. söylediniz. Yani Ramazan süresince katkı sağlamak için elimizden geldiği kadar evet. destekçi olmaya siz çalışalım. Siz de onu yapacaksınız. Yani ben sözüm söz. Kardeş sizin dünyadaki göreviniz bu. Yani şu kurumda. Hayır şahıs olarak diyorum isim şey olduysa biz de bir karınca kararınca katkı sağlayalım. Yakın zamanda rahmetli olan değil mi? Evet annem. Anne. Evet. Herhalde. İşimden göçü de söyleyemiyorum. Onu da siz değerlendiriniz. Efendim şunu söylemek istiyorum ben. Şu ana kadar yıllar bu işin içerisindeyim. Bu Sivas halkı ve iş adamları ve hayırseverlerimiz. İl dışında bulunan, Avrupa'da bulunan veya burada bulunan halkımız diyelim. Şu ana kadar bu anlamda Gıda Bankası'nı gıdasız bırakmadı. Fakirini harçlıksız bırakmadı. Fakirini eşsiz bırakmadı. Yolda bırakmadı. Bu nedenle bakınız her ne kadar zaman zaman sistem ediyoruz da bu halk gerektiği zaman nereye nasıl yardım yapacağını biliyor ve bundan dolayı da bu anlamda zekatıyla, sadakasıyla, maddi gücüyle, yol göstermesiyle, işte reklamıyla veya bize yol diğer arkada yol göstermesiyle hizmet eden tüm efendim hayırseverlerimizi efendim saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ramazan ayları mübarek olsun diyorum. Allah daha bol versin diyorum onlara. Duamız budur. Biz de bu şekilde gibi duamızda da onlara efendim dua ederek görevimizi yapmak istiyoruz. Elbette ki ben de şunu düşünüyorum. Buna vesile olan bu tür hizmetlere
o kadar da sevaba nail olduğunu bilen birisi olduğum için, inancım da olduğu için, sizler de öylesiniz, diğer arkadaşlar kim vesile oluyorsa, elbette ki bunun mükafatını Cenab-ı Hak verecektir. İnanarak bunları söylüyorum. Bunda hiçbir yoktur. Şunlarla bitireyim. Evet. Uzat elini, bir yoksulun umudu ol. Uzat elini, bir yetimin yoldaşı ol. Uzat elini, bir çocuğun gülümseyen yüzü ol. Uzat elini, bir engellinin ayağı ol. Eli ol, dili ol, gözü ol. Uzatın ellerinizi, silinsin gözyaşları sizinle. Bu servisi yüreklere desteğinizle, tutunsun sizinle hayata ve yaşamın güzelliklerine. Bir yoksul, bir yetim, bir engelli, ihtiyaç sahibi bir aile. Ve şimdi yaşam onlarla daha güzel. Hayat paylaştıkça bir başka güzel. Evet sevgili dostlar, sizleri buradan tekrar sözlerimi bitirirken Ramazan ayı münasebetiyle paylaşmaya, dostluğa, sevgi ve saygıya efendim davet ediyor. Hepinizi seyret aracılığıyla saygı ve hürmetlerime selamlıyorum. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ben özellikle de biraz önce bahsettiğimiz gibi Ramazan'a kısa bir süre kaldı. Evet. Yani yarın sahura kalkıp çarşamba günü Allah nasip ederse ilk orucumuzu tutmuş olacağız. Ramazan bolluk bereket hayır ayı dedik. Bu hayır ayında özellikle Hayat Ağacı ve Gıda Bankası'nın çalışmalarında başta Sayın Belediye Başkanımız Sami Aydın olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Buradan çağrımız da şudur ki özellikle de biraz önce Sayın Başkanım bahsettiği gibi mağdurların mağduriyetin indirilmesi için özellikle de Türkiye genelinde birçok ödülün sahibi olan Gıda Bankası ve Hayat Ağacı sizlerin yardım ve desteklerini bekliyor. İnşallah bu süreç içerisinde yardım ve desteklerimiz devam eder diyelim. Buyurun. Lütfen kapatmadan. Bir, tekrar söylüyorum. Ne olur dilenciliğe prim vermesinler. Evet, bu çok önemli görüyorum. Onu söyleyecektim zaten. Evet, onu özellikle söyleyin. Bir de ne olur şu hayır yapan var ya Hayat Ağacı. Evet. Bekliyorum bir gelsinler, bir hayır yaptıkları mekanı bir görsünler. Bakın milletimle şey yaptık, birçok çocuk kumbarayla geldi, orayı gördü, duygulandı. Bugün de Mehmetçik öğretim okulu yani gelmiş. Yani bilmesi lazım. Evet. Kemal Bey tekrar söylüyorum, yardım yaptığı yeri bilmeyen insanların ne hale düştüğümüzü gördünüz. İsmini burada zikretmek istemiyorum. Yani biz Müslüman şuurlu olmalı, nereye yardım yaptığını bilmeli, evet, nereye dağıttığını bilmeli. Dolayısıyla onun için ben veriyorum kurtulayım değil. Ya yanı başındayız, ne olur iş adamları Sivas'a geldiğinde hayırsevere kim bize yardım yapıyorsa, yapmıyorsa da önemli değil. Bir kez gelip gezmeleri özellikle çok önemli. Bunu Sayın Başkan da hep söylüyor. Ama vatandaşımız bu anlamda ya çok duyarlı göremiyoruz. Bir para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Oraya gelen mecbur değil para vermeye. Asla böyle derdimiz yok. Evet. Ama bu kurumu tanımaları lazım, anlatmaları diyorsun lazım. Herkesin çevresinde hayırsever vardır. Evet. Biz bunu istiyoruz. Başkanım da defa söylüyor, ben de söylüyorum. Bir de siz söyleyin. Evet. Özellikle de buradan bir çağrı daha yapalım. Yardımsever iş adamlarımıza, hayırseverlerimize yapmış olduğunuz yardımdan nereye gittiğini görmek için Hayat Ağacı'nı, Gıda Bankası'nı bir gidin, gezin, çok görün. Nasıl olduğu orada görürsünüz. Ve son sözüm de şu, Sayın Başkan özellikle söyledi. Ben bu konularda müftülük aracılığıyla Sayın hocalarımıza da seslenmek istiyorum. El açıp menfaat sömürüsü yapan kim olursa olsun onlara rağbet göstermeyelim, onlara prim vermeyelim. Özellikle en güzel, özellikle evet, Ramazan'da cami geliyor, köşelerinde, cami kenarlarında şirketler böyle kurulmuş, ilgi sömürüsü yapanlar var. Sakın ha sakın diyelim. Çünkü onlara vermiş olduğumuz prim bizim özellikle bu rahmet ayında yapacağımız sevapların gitmesine neden olacaktır diyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkürler. İyi akşamlar.